Oran orantı testi 2 çözümleriyle devam ediyoruz. Birinci soruya baktığımız arkadaşlar, daireysel bir grafik verilmiş bakın bize. Bu karışım 24 litre olduğuna göre C maddesi A maddesinden kaç litre fazla kullanılmıştır demiş. Daireysel grafiği düşündüğümüzde daireysel grafiğin yani açısına baktığımızda 360 derecelik bir açı tarayacak toplamda. Toplam 360 derece dedi. Yine doğru orantı var bakın arkadaşlar. 60 derece, 360 derece 1 bölü 6'sı 24'ün 1 bölü 6'sını al. Burası 4 litre olur. 90 derece bakın. 360'ın 4'te 1'i. 24'ünü sen 4'te 1'ini alırsan burası 6 litre olur. A karışımında A'dan. C'den bakın 6, 4. C'den de 14 litre kalıyor. Toplam 24 vermesi için. 24 litre kullandık. C maddesi A maddesinden kaç litre fazla kullanılmıştır demiş bize. C eksi A soruluyor yani. C'den 14, A'dan da 6 kullanmıştık. Bakın 14'ten 6'yı çıkarırsak 8 litre olarak farkı bulunmuş olur. Geldim ikinci soruya arkadaşlar. Baktığımızda A bölü B, C bölü D'nin K'ya eşit olduğu söylenmiş bize. Burada 6A 3 bölü 3B ver bakın. Burada katsayıları düşünürsek 6'yı 3'e böl 2 olacak. 2K'yı verecek. O zaman hiçbir şekilde değişmemesi gerekiyor. Yani burada 2C kullandıysan altta da D'yi kullanman lazım. Bize D kaçtır diye sormuş bakın. Direkt D eşittir. Eksi 4 karşımıza çıkmış oldu. Geldim 3. soruya. Bize eşitlikler vermiş bakın arkadaşlar. Altta bir tane eşitlik vermiş. 3a artı 2c eksi e eşittir 12'yi düşünürsek. Aynı şekilde bunları a bölü b var bakın. B'nin katsayısını 3b yaptım. D'nin katsayısı bak c'nin 2 ise d'nin katsayısını da 2 yaptım. 2d. E'nin katsayısı bakın eksi 1. O zaman eksi f yazdım. Bu oran sabit olacağı için 2 bölü 3. Şimdi burası 12 bak. 12 bölü şuraya da x dersen 12 bölü x eşittir 2 bölü 3. Buradan x ne gelecektir? 18 gelir. Demek ki bu ifade 18'e eşit. Daha sonra en alttaki eşitlikten yani 2d eşittir 9 artı f. F'yi sol tarafa gönderdim. Buradan ne gelir o zaman? 2d eksi f'nin 9 olduğunu bulmuş oluruz. 2d eksi f 9'sa arkadaşlar bakın. 18 olarak belirlediğimiz eşitlikte 2d eksi f'nin yerine ben 9 yazarsam. Buradan ne gelir o zaman? 3b artı 9 eşittir 18. 3b eşittir 9. Bize b soruluyor zaten. B de 3 olarak bulunmuş olur. Geldim 4. soruya. Bir sınıfta 18 öğrenci vardır demiş. Buna göre kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısının oranı aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Burada düşünmem gereken parça olarak bak. 1 bölü 2'de toplam 3 parça var. 18 3'e bölünüyor mu? Bölünüyor. 4 bölü 5'te bakın 9. 18 9'a bölünüyor mu? Bölünüyor. 7 bölü 2 de aynı şekilde 9 bakın. Bu da bölünür. O zaman 2 bölü 3 5. 13'ü 5'e bölebilir misin? Bölemezsin. Demek ki D şıkkı olamayacak. 1 ile 8 topla burada da 9 parça var yine. Yine aynı şekilde 18 9'a bölebiliriz. 4, 6 ve 10 sayılarıyla ters orantılı olan sayılar sırasıyla hangi sayılarla doğru orantılıdır demiş. Burada arkadaşlar ters orantı varsa 4, 6 ve 10'u sen ekok olarak düşün. Nerede birleştirirsin? 60'ta. Ekokları 60 gelir. Şimdi 60'ta birleştirmen için bak çarpımları 60'ı verecek. O zaman bu 4 olan sayı 15 ile genişletmem lazım. 6'yı 10 ile genişletmem lazım. 10'u da 6 ile genişletmemiz lazım. Demek ki bunlar ters orantılı. Baktığımızda ters orantılı olanlar 15, 16 ile doğru orantılı olmuş olacak zaten. E şıkkı doğru cevap olmuş oldu. Geldim 6. soruya. Belediyenin yapmış olduğu bir çalışma verilmiş bakın. Toplamda da 840 adet taş kullanıldığına göre kullanılan sarı taşların sayısı kaçtır demiş. Şuradan kesiyorum arkadaşlar bakın. Şöyle kestiğimizde 2 tane beyaz, 3 sarı, 2 beyaz. Toplamda baktığımızda 7 taş kullanılıyor. Şurada eşit olarak baktığımızda 7 tane taş kullandım. Toplam 840 adet vardı. 840'ı o zaman 7'ye böldüm. Demek ki bu ayırdığımız parçalardan kaç tane olur? 120 adet. Bir parçada bakın 3 sarı vardı. Sarı sayısı soruluyor. 120 ile de 3'ü çarparsak toplam 360 sarı taş kullanılmıştır olacak. Geldim 7. soruya. Burada baktığımızda arkadaşlar dişlilerdeki mantık ters orantıdır. Burada dişi sayısına baktığımızda kaç var B'de? 2, 4, 6, 8 tane dişli var. A'da da baktığımızda 18 tane arkadaşlar dişli var. 8 ve 18. İlk önce ekoklarını düşünürsek 72 ile birleşir bunlar. Ters orantı olduğu için çarpımları 72'yi verecek şekilde o zaman buraya
18, 4K dersek A'nın dönme turuna, B'nin dönme turu da 9K olacaktır bakın. Toplam devir sayıları yani tur sayıları 78 olduğuna göre B çarkı A çarkından kaç fazla devir dönmüştür demiş. 4K ile 9K'yı topladım, 13K eşittir 78 arkadaşlar. Buradan K değerini bulalım. K değeri 6 olarak bulunur. Bize B eksi A'yı sormuştu bakın. B eksi A 9K eksi 4K'dan ne olacaktır? 5K'ya eşit. K yerine 6 yazarsan 5 çarpı 6 bize B eksi A'yı verir. 5 ile 6 çarptım 30 olarak bulunmuş olur. Bir kuru yemişçi ceviz, fıstık ve fındık ile 615 gramlık bir karışım hazırlıyor. Karışımdaki cevizin fıstığa oranı 3 bölü 4. Ceviz bölü fıstık 3 bölü 4. Daha sonra baktığımızda fıstık bölü fındığın oranı 3 bölü 4. Pardon, 3 bölü 5 olarak vermiş. 3 bölü 5. Burada baktığımızda şimdi birinci eşitlikte arkadaşlar fıstık 4 ile orantılı. İkincide de 3 ile orantılı. Ortak bir şeyini belirlemeye çalışalım. 3 ile 4'ün ortak katı nedir? 12'dir. O zaman fıstık yerine 12K yazalım. Fıstık yerine 12K yazarsak ceviz ne olur burada bakın? 9K olur. Fındık ne olacaktır? 5 katına çıktığı için 4 katına çıktığı için 20K olur fındıkta. Toplamda 615 gramdı. Toplarsak bunları 9, 12, 21, 20 daha 41K eşittir 615 dedim. Burada baktığımızda K 615'i 41'e böl. 15 olarak bulunur. K eşittir 15. Bize fıstık miktarı yani 12K'yı soruyor arkadaşlar baktığımızda. Fıstık miktarı kaç gramdır demiş. Fıstık miktarını biz 12K olarak bulmuştuk. 12 çarpı 15'ten cevap ne olacaktır? 180 olarak bulunmuş olur. Geldim 9. soruya arkadaşlar. Kalemin rengini de değiştirelim. 4200 TL 3 kişi aralarında 2 ve 3 ile doğru 4 ile ters orantılı. 2'ye o zaman 2K olur. 3 ile doğru orantılı ise 3K alacaktır. 4 ile ters orantılı ise K bölü 4 dedim. Toplamı bakın 4200 yapacak. 4200 eşittir 2K artı 3K artı K bölü 4 dedim. Burada baktığımızda toparlarsak ne olacaktır? 4 ile genişletsek 5, 20, 21K bölü 4. 21K bölü 4 eşittir 4200 gelir. İşler dışarı çarpımı yaparsak 21K eşittir 4200 çarpı 4. Burada baktığımızda 21 ile 4200 sadeleştirirsen ne olacaktır? 200 kalır burada bakın. 200 ile 4 çarparsak K eşittir 800 olur. Bize en az payı alanı sormuştu. En az payı alan zaten 4 ile ters orantılı olandır. Yerine yazarsa 800 bölü 4'ten cevap 200 olarak bulunmuş oldu. Geldim 10. soruya arkadaşlar. Bir çiftlikte öğle vaktinde yemlenen hindiler için 21 Aralık sabahında 60 gün yetecek kadar yem stoklanmıştır demiş. Yılbaşı nedeniyle 31 Aralık sabahında hindilerin 3 bölü 5'i kesilmiştir. Şimdi burada arkadaşlar mantık olarak düşünürsek 10 hindi olsun toplamda. Çünkü 3 bölü 5'li sağlayacağımız içimiz kolay olacağı için 10 tane hindi olsun. Bunlar günde x yem yesinler. Günlük. Günlük dedim. X yem yesinler. Baktığımız o zaman bir günde 10 hindi 10x yer. 60 gün yetecek kadar vardı. 60 ile de çarparsak ne olacaktır? 600x'lik toplam yemimiz var. 600x toplam yem. Toplam 600 dedim. Baktığımızda 21 Aralık'tan 31 Aralık'a kadar 10 gün geçmiştir. Bunlar 10 günde ne yer o zaman? 10x ile çarparsan 100x'lik yem yerler. Kaldı mı 600x'ten 100x'i çıkarırsak? Şimdi elimizde kaç tane var? 500x'lik yem var. 3 bölü 5'i kesiliyor. 10 hindinin 3 bölü 5'i kesilirse arkadaşlar 6 tanesi kesiliyor. Yani 4 tane kalıyor. Kaç gün yeter o zaman 4 hindiye? 4x'i yollardı günde bak 4'e bölersek 500x'i 4x'e böldüm. X'ler gitti 500 4'e bölersek demek ki 125 gün daha yetecek kadar yem stoğu kalmıştır. Geldim 11. soruya arkadaşlar. Buradaki mantık ise
Bize bakın bir tabela varmış. Eskişehir ve Bursa'nın kaç kilometre kaldığını gösteren bir tabela. Sonra demiş ki bir Ahmet demiş bir süre sonra daha yol alıp iki kente olan uzaklıkları 3 ve 7 sayılarıyla orantılı olunca mola veriyor demiş. Yani 3 ve 7'nin ortak katı olan bir sayıda ne yapıyormuş? Mola veriyormuş. Buna göre Ahmet bu tabelayı gördükten kaç kilometre sonra mola verir? Şimdi baktığımızda arkadaşlar şıkları deneyebilirsin. Mesela burada kilometrelerden şıkta verilenleri çıkarırsan 3 ve 7'nin katları olanı bulmamız lazım. Onu çıkarırsak bakın 123 ve ne gelecektir? 283. 3 ve 7'nin ortak katı gelmez zaten. 13'ü çıkardığımızda burası bakın 120 olur. Buradan 13 çıkarırsam 280 olur kalan kilometreler. B şıkkı için düşünüyorum. Daha sonra 120 bakın 3'ün 40 katı arkadaşlar. 120, 3'ün 40 katı. 280 de aynı şekilde 7'nin 40 katı. Bakın ortak katları 40 olarak genişletmiş olduk. Cevap yani B şıkkı olmuş oldu. Geldim 12. soruya. A bölü B, B bölü C ve C bölü D'nin 3 bölü 2 olduğu söylenmiş bize. Burada nasıl bir şey düşünebiliriz arkadaşlar? Şimdi en son eşitte bakın. C 3 ile orantılı. Bir öncekinde de 2 ile. 3 ve 2'nin ortak katı olan 6K dedi. C yerine 6K yazalım. C 6K olursa 3 bölü 2 oranı sağlayacağı için D de 4K olmalı bakın. Daha sonra 2'den 6K yapmışsın. 3 ile çarpmışsın. 3 ile 3 çarparsan B de 9K gelir. B yerine 9K yazarsak 2'den 9K'ya 4,5 ile çarpmışsın. 3 ile 4,5'ü çarparsak A'da bakın 13,5K gelir. Burada hepsini K cinsinden belirledik. Artık sorulan, hatta şöyle diyebiliriz. A eşittir 13,5K'ydı. 13,5K. Hatta 27 bölü 2K dedim arkadaşlar. B 9K olarak belirledik. C 6K. D 4K olarak gelmişti. Şimdi yerlerini yazarsak şöyle şu sorulan soru oranı kaçtı diye sormuştu bize. Yerlerini yazıyorum. A yerine 27 bölü 2 yazdım. Hatta K'ları da düşünmeyelim. Direkt 27 bölü 2'nin karesi yani 27 bölü 2 çarpı 27 bölü 2. K'lar sadeleşecek çünkü. Bölü dedim. D yerine 4 yazdım. C yerine de 6 yazdım. Eşittir diyorum. Ters yapıp çarparsak 27 bölü 2 çarpı 27 bölü 2 çarpı 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 6'yı bulmamız lazım. Sadeleştirme yaparsak 6'yı 3'e böldüm 2. 27'yi 3'e böldüm 9. Daha da bakın sadeleşen olmaz. 27 ile 9 çarpsak 243 gelir. 243 bölü. 2 ile 2 çarpın 4, 4 ile 4 çarpın 16, 16 ile 2 çarparsak 32 olarak bulunmuş olur. Cevap E şıkkı olmuş oldu.